Merhabalar YouTube kanalı takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bugün yepyeni bir konuyla karşınızdayım. Bugün konumuz son 3 kilo nasıl verilir? Hocam bu kiloları verdik ama son 3 kiloya geldik, takıldık kaldık orada. Gram oynamıyor hocam. Her gün tartıya çıkıyorum. Hocam gram gitmiyor. Ne yaptım ne ettiysem bu kiloyu veremiyorum hocam. Ne yapmam gerekli? Son 3 kilo neden zor gider? Niçin son 3 kilonu veremiyorsun? Bu videoda tüm detayları en ince ayrıntısına kadar anlatıyor olacağım. Şimdi kilo verme grafiğine baktığımızda bazen yükseliş, bazen duraksama, bazen düşüş olabilir. Bu neden? Çünkü siz kilo verdikçe bazal metabolizma hızınız da o kiloya göre yavaşlayacaktır. Yani 100 kilo olan birinin bazal metabolizma hızıyla 60 kilo olan birinin bazal metabolizma hızı bir değildir. Yani yüksek kiloda çalışan metabolizma hızı ve gerekli enerji daha fazladır. Düşük kiloda daha azdır. Yani sizin demek oluyor ki kilonuz düştükçe alacağınız kaloriyi de bir oranda azaltmanız gereklidir. Yani siz de son bu 3 kiloyu nasıl kırabilirsiniz? Nasıl daha hızlı bir şekilde son kilolardan daha çok kurtuluruz? Özellikle ben kendi danışanlarımda kilo duraksama dönemi yaşamıyorum. Yaşıyorsam da kilo duraksama dönemi, işte bu yöntemleri uygulayarak kilo duraksama dönemini azaltabiliyoruz. Kilo duraksama dönemi gayet olağan bir süreçtir. Hatta biz bunu tıp dilinde plato dönemi diyoruz. Bazen yaşanabilir. Kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir. Fakat burada yani duraksama döneminin altında başka sebepler de yatabilir. Vitamin değerlerinizi kontrol edin. Stres seviyenizi kontrol altına alın. Bunlar da çok önemli. Aynı zamanda şimdi sayacaklarımı da hemen not edin. Şimdi eğer kilo duraksama dönemine girdiyseniz ilk olarak yapmanız gereken şey güne limonlu elma sirkeli suyla başlayın. Bu sizin sabah güne zinde uyanıp aynı zamanda yağ yakma modunuzu aktif hale getirecektir. Yani burada güne suyla başlamanız önemli. Su vücudu ilk olarak temizleyen, metabolizmayı temizleyen ve arındıran ilk ana madde sudur. Güne suyla başlamak etkili. Kardiyo yapın. Özellikle kişi üzerinde yapılan çalışmaya göre sabah aç karnına ya da yemekten 2 saat sonra yapılan sporun yine kilo duraksama dönemini kırdığı gösterilmiş. En az 45 dakika burada kilit noktadır. Üçüncü maddemizde yapmamız gereken maddemiz her gün aynı saatte aynı şeyleri yiyin. Kilo verme sürecindeyken bu aslında çok doğru değildir ama her gün aynı saatte aynı şeyleri yemek kilo duraksama döneminde kiloyu kırıyor. Hatta ben 3 günlük aynı şeyler, aynı saatte olan diyetleri kilo kırma döneminde veriyorum. Mesela atıyorum 3 gün sadece lahana, 3 gün sadece kabak ya da 3 gün sadece hurma tüketmek gibi diyebiliriz bunlara. 5. maddemiz eğer öğün sayınız 3 ise 2'ye düşürün. Eğer 2 ise 3'e çıkarın. Mesela atıyorum 2-10 besleniyorsunuz. Öğlen yemeğini böyle hafif bir çorba, yoğurt ya da çorba sebze gibi olacak şekilde çeşitlendirebilirsiniz. Burada metabolizmayı şaşırtmak önemli. Metabolizmanız alışmış ve buna uyarlanmış olabilir. Burada öğün sayınızı değiştirmek de yine duraksama döneminizde etkili olacaktır. 6. maddemiz ise erken yatın. Erken yatmak çok önemli. Melatonin seviyeleri aynı zamanda kilo duraksama döneminin en önemli maddelerinden bir tanesi. Eğer uyku bozukluğunuz, uyku düzensizliğiniz varsa bu otomatikman sizin kilonuzun duraksamasına sebep olacaktır. Stres seviyesi de önemli. Geç saatlere kadar uykusuz kalmak, uygun saatte uyumamak da kilonuzu duraksatacaktır. Lütfen erken yatın, iyi melatonin salgılayın ve otomatikman yağ yakma modunuzu açın. Yani burada ne diyoruz? İyi, güzel kilo verebilmek için de güzel uyumalıyız. Gece 11 ile saat 5 arası uykuda olursak uykuda bile yağ yakabiliriz. Bir diğer maddemiz ise düşük karbonhidrat beslenin. Eğer yüksek karbonhidrat alırsak, yüksek karbonhidrat bizim kilo vermemiz değil, kilo korumamızı sağlar. Hatta kilo almamızı bile sağlayabilir. Kilo kırma dönemi, kilo duraksamayı durdurmak için düşük karbonhidrat almanız gerekir. Hatta bir hafta tamamen glutensiz veya tamamen karbonhidratsız beslenebilirsiniz. Zaten ertesi hafta az karbonhidrat bile alsanız karbonhidrat depolarınızı otomatikman dolduracaksınız. Merak etmeyin. Hocam karbonhidrat olmazsa kafam çalışmaz mı? Hayır. Zaten artık yediğiniz her bir besinde, meyvede, ekmek, her şeyde bir karbonhidrat var. Yoğurt bile bir karbonhidrat. O yüzden merak etmeyin, çok karbonhidratsız kalmayacaksınızdır. Lif açısı
açısından zengin beslenirseniz hem uzun süre tok tutacak hem zaman. Özellikle lif açısından zengin sebzeler burada çok önemli. Lahana, büyük say lahanası, brokoli, maydanoz gibi olan besinleri çok 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 tüketin. Bitki çayları içmek önemli. Özellikle laksatif etki yaratanlar. Kayısı çayı, kiraz sapı, zencefilli çaylar çok önemli. Zencefilli, kiraz sapını, maydanozu kaynatın ve günde 3-4 bardak için bir kilo kırma döneminde eğer kilomuzu kırmak istiyorsak. Bir diğer maddemiz ise aralıklı oruç deneyin. Aralıklı oruç hiç denemediyseniz bu kilo verme sürecinde işte şimdi denemenin tam zamanı. Burada 16-18 saat açlıklar, hatta el veriyorsanız günde tek öğün olacak şekilde 20 saat açlıklara kadar çıkabiliyorsunuz. Eğer bir hastanız yoksa, emziren, gebe veya bir hastalıklarınız yoksa rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Uzun süreli açlıklarda bazen tek öğünde metabolizmi hızlandırıcı özelliği oldukça fazla. Bir diğer maddemiz su, kahve ve çay, bitki çay içiminizi arttırın. Neden? Bazı sıvı içecekler yine aynı şekilde metabolizmayı hızlandırıyor. Özellikle Türk kahvesinin burada mucizevi etkisine inanıyoruz. Türk kahvesi içinde içerdiği fenolik eşliklerle ve antioksidanlarla metabolizmayı hızlandırıcı etkisi var. Zihni açar, aynı zamanda kilo vermeyi destekler. Burada Türk kahvesini, suyu, bitki çaylarının miktarını arttırmanız da kilo kırmanıza destekçi olacaktır. Son maddemiz ise sadece tartıya güvenmiyoruz. Kilo verme dönemlerinde en büyük yapılan hata da bu. Sürekli tartıya çıkıyoruz. Gün içinde 50 defa, 20 defa, 5 defa tartılmak oldukça yanlıştır. Tartının yerine sabit durması bizim için oldukça çok önemli. Ve tartılma saatleri vardır. Bence haftada bir tartı sabit duracak şekilde sabah aç karnı, tuvalete çıktıktan sonra muhakkak tuvalete çıkın. Tuvalete çıktıktan sonra sabit bir yer tartılmanız ve çıplak bir şekilde tartılmanız önemli. Sürekli tartılırsanız gün içinde içtiğiniz sular, bitki çayları tartıya yansıyacağı için sizin için motivasyon düşüklüğü olabilir. O yüzden hep aynı tartıya, sabah çıkarken tuvalet sonrası çıkmanız bizim için oldukça önemli. Bazen tartıda kayıp görmeyip mezro incelmeleri görüyorsanız biz buna bölgesel incelme diyoruz. Zaten kilo verme sürecinde önemli olan da bu. Yağ oranınızdan düşmesi. İncelme varsa bilin ki yağdan kaybediyorsunuz, kas artışınız oluyor. Zaten bizim istediğimiz de bu. Eğer yağdan kaybederseniz göbeğinizdeki yağlar da gidecek ve eğer ileride kilo dahil alsanız göbekten yağlar anlayacaksınız demektir. Yani burada önemli olan incelmeleri de oldukça dikkat ediyoruz ve sadece tartıya güvenmiyoruz. Çok sık tartılmıyoruz. Eğer size tekrardan özet geçiyorum. Kilo duraksama dönemine girdik. Kilom durdu. Hocam son 3 kilom gitmiyor diyorsanız ne yapıyoruz? Tekrar baştan alıyorum. Muhakkak limonlu elma sirkeli su ile güne başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Bir diğer maddemiz. Kardiyo yapıyoruz. Sabah aç karnına ya da yemekten 2 saat sonra olacak şekilde kardiyo yapıyoruz. Üçüncü maddemiz her gün aynı saatte aynı şeyleri yiyoruz. Bu çok önemli. Ve eğer öğün sayımızı değiştiriyoruz. 3 öğün besleniyorsak 2 öğün yaşıyoruz. 2 öğün besleniyorsak 3 öğüne çıkıyoruz. Bu da çok etkili olacaktır. Aynı zamanda erken yatıyoruz ve uykumuz düzene getiriyoruz. Erken yatmak bizim için önemli. Bir diğer maddemiz sebze ağırlıklı besleniyoruz. Yeşillik ağırlıklı besleniyoruz. Sebze yeşillik ağırlıklı beslenmek de metabolizmamızı hızlandıracaktır. Düşük karbonhidrat alıyoruz. Ne kadar çok düşük karbonhidrat alırsak bizim için o kadar çok iyi. Çayı, kahveyi, bitki çayını olabildiğince arttırıyoruz ve destekliyoruz. Diyetlerimize ekliyoruz bu şekilde. Ve sürekli tartılmıyoruz. Sürekli tartılırsak motivasyonun düşeceğini bileceğiz. Ve aralıklı orucu muhakkak eğer denemediyseniz şimdi denemenin tam zamanı duraksama döneminde. Duraksama döneminde bu kilom asla gitmez, başaramaz, ben yapamam demiyoruz. Duraksama dönemi kolayca kırılabilir. Bir haftada bile kırılabilir. Bana ne kişiler geldi dediler ki hocam gram kaybedemiyorum. 6 aydır 1 senedir bu kilolarım gitmiyor, sizin diyeti tık diye kırıldı. Eğer bu önerilerimi dikkate alırsanız, beslenme programınıza ve yaşamınıza eğer endike ederseniz o gitmeyen kilonun, işte o duran kilonun kırıldığını birebir göreceksiniz. Yani duran, kırılmayan kilo yoktur. Bu videomu izleyip kilonuzu kırabilirsiniz. Asla gitmez demeyin. Bu dediklerimi dinleyin ve hayatınıza endike, yaşamınıza endike edin. Faydasını oldukça göreceksiniz. O yüzden ben anlatmaya devam edeceğim. Sizin bize olan destekleriniz oldukça önemli. Eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, eğer sorularınız varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Yine çok özenerek, yine bilgilerim eşliğinde, bilimsel makalem eşliğinde yine güzel bir video çektim. Umarım beğenirsiniz. Esenle kalın, sevgili kalın. Canım YouTube kanalı takipçilerim. Son 3 kilo gider, son 5 kilo da gider, son 10 kilo da gider.